Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 katlı yaş pasta tarifi vereceğim. Ben bu pastayı kızımın doğum günü için hazırlamıştım ve çok lezzetli oldu. Siz de mutlaka deneyin derim. İlk etapta eleğin içerisine 4 su bardağı un ve 3 yemek kaşığı kakaoyu alıp eleyelim. Sonra ocağın üzerine küçük bir tencere alıp içerisine 100 gram tereyağını alalım ve tereyağını eritelim. Sonra üzerine 3 yemek kaşığı bal ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave edelim ve köpürene kadar karıştıralım. Köpürdükten sonra ocaktan alalım. Yoğurma leğeninin içerisine 4 adet yumurta kıralım. Yumurtayı biraz çırpıp üzerine 1 su bardağı şeker ilave edelim ve güzelce pürüzsüz olana kadar çırpalım. Sonra hazırlamış olduğumuz tereyağlı ballı karışımı yavaş yavaş yumurtalı karışımın üzerine dökelim ve birbirine güzelce yedirelim. Sonra elemiş olduğumuz unu yavaş yavaş üzerine ilave edip çırpalım. Daha sonra elimizle yoğuralım. Eğer 4 su bardağı un yeterli gelmez ise üzerine yarım su bardağı daha ilave edebilirsiniz. Benim toplamda 4,5 su bardağı un gitti. Siz de unun kalitesine göre ayarlarsınız. Yoğurduğumuz hamuru kenara alıp kremasını hazırlayalım. Küçük bir tencereyi ocağın üzerine alalım, içerisine 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 adet yumurta kırıp hepsini birlikte pürüzsüz olana kadar çırpalım. Sonra üzerine 500 ml süt ilave edelim. Ve pürüzsüz olana kadar çırpalım. Ve ocağın altını açıp pişirmeye bırakalım. Kremamız kıvamını aldıktan sonra ocağın üzerinden alıp içerisine 1 paket vanilya şekeri ilave edelim. Karıştırıp ayrı bir kasenin içerisine alıp soğumaya bırakalım. Yalnız üzeri kabuk tutmasın diye üzerine streç filmle örtelim. Krema soğar iken biz de hamurunu hazırlayalım. Yoğurduğumuz hamuru uzunlamasına yuvarlayalım. Daha sonra bu hamuru 10 eşit parçaya bölelim. Ve sonra bu bezeleri yuvarlayıp kenara alalım. Masanın üzerine un serpip bezeleri servis tabağından biraz büyük olacak şekilde bezeleri açalım. Açmış olduğumuz bezeyi fırın kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine alıp her tarafı eşit şekilde kabarsın diye çatalla delikler açalım. Ve 180 derecede yaklaşık 2-2,5 dakika arası pişirip hemen çıkartalım. Yalnız burada çok dikkatli olun ki kuruma yapmasın. 2,5 dakika bile bazen çok gelebiliyor. Ona göre ayarlayın. Pişen hamuru fırından çıktığı gibi üzerine servis tabağını kapatıp kenarındaki fazlalıklarını keselim. Ve bu kestiğimiz parçaları
ayrı bir kasenin içerisine alalım. Daha sonra kullanacağız. Ve bu hamurun kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Çok dikkatli olun. 2 dakika, 2 dakika 20 saniye falan da tam yeterli geliyor. Ve daha sonra bu her bezenin üzerine örtelim ki kuruma yapmasın. Pastamızın kenarındaki artan kırıkları elimizle biraz ufalayıp daha sonra ister blenderdan geçirelim, isterseniz de benim gibi merdane ile ezelim. Yalnız un haline getirmemiz gerekiyor. Sonra soğuyan kremayı şöyle bir güzelce karıştıralım ve kenara alalım. 250 gram tereyağını derince bir kasenin içerisine alıp 3-4 dakika durmaksızın çırpalım. Daha sonra soğutmuş olduğumuz kremadan bir kaşık tereyağının içerisine alıp tamamen yedirene kadar çırpalım. Tamamen yedikten sonra tekrar bir kaşık daha ilave edelim ve yine tamamen yedirene kadar çırpalım. Eğer tamamen yedirmeden kremayı ilave ederseniz kremanız güzel olmaz, kendini salar toplamaz. Ona çok dikkat edin. Bakın görmüş olduğunuz gibi köpük gibi oluyor ve çok lezzetli oluyor. Siz de mutlaka bu şekilde deneyin. Pastamızın kekinden bir adet servis tabağının üzerine alalım. Üzerine kremadan ilave edip eşit şekilde yerleştirelim. Düzleyelim üzerine. Daha sonra yine bir adet pastanın kekinden üzerine alıp kremayla üzerine düzleyelim. Bütün işleme bu şekilde bitene kadar devam edelim. Daha sonra kenarlarını da kremayla kaplayalım. Kırıklamış olduğumuz pasta kırıklarını elimizle veyahut da bir spatula yardımıyla pastanın kenarlarına yerleştirelim. Üzerinin çikolata sosu için küçük bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı şeker ilave edip karıştıralım. Daha sonra üzerine 6 yemek kaşığı süt ilave edip pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip karıştıralım. Tereyağı biraz erimeye başladıktan sonra üzerine 50 gram bitter çikolata doğrayıp ilave edelim. Çikolata ve tereyağı tamamen eridikten sonra ocağın üzerinden alalım. Ve daha sonra hazırlamış olduğumuz pastamızın üzerine dökelim. Ve üzerine kaşıkla düzleyerek kenarlarına doğru akıtalım. Yalnız bu aşamada biraz hızlı olun çünkü hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosumuz çabuk donma yapabiliyor. Sonra üzerine istediğiniz şekilde süsleyip bir gece buzdolabında dinlendirip ertesi günü servis edebilirsiniz. Sizlere içerisinin görünüşünü de göstermek istiyorum. Çok lezzetli, tadı da çok güzel, görüntüsü de çok güzel. Tam 10 katlı, siz de mutlaka deneyin derim. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.